Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Mutlu Demiray, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı Coşkun Usta yine konuğumuz. Skype üzerinden katılıyorlar yayınlarımıza. Hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk Mehmet Aşık Bey. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Önce vaka sayıları dünyada ve ölümler bazı ülkelerde ciddi tırmanışa geçti. Bizde hala sınırlı gözüküyor. Testlerle ilgili bu hızlı testlerin yapılıp yapılmama meselesi. Mehmet Turgut sizle başlayalım. Hızlı testler kullanılmaya başlandı mı? Vaka sayımızla ilgili ne söylersiniz? Şu anda görece bu mesele kontrol altında tutulmakta mı? Yoksa hayır, Sayın Bakan da açıklamıştı, yani Türkiye geneline yayıldığını ifade etmişti ama ölüm oranlarına baktığımızda pek çok Avrupa ülkesinin çok gerisinde, İran'ın çok gerisinde, Türkiye umuyoruz da öyle kalır. Genel bir değerlendirme alarak başlayalım, sonra biraz özel hastaneleri de konuşmak istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Akif. Şimdi vaka sayısı dün 104. gündü. Bugün de 105. gün bu salgının. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğünden beri dün 1.000 oldu ve maalesef 37 tane. Evet, bağlantı ile ilgili zannediyorum sesle ilgili küçük bir problem var. Sayın Umut'un müddetçe artışları. Sesle ilgili arkadaşlarımız, Sayın Turgut çok özür dilerim. Bir baksın arkadaşlarımız, sesle ilgili küçük bir problem var. Biz Sayın Usta ile devam edelim. Sonra tekrar size dönelim, sizi de dinleyelim. Sayın Usta, sizin bu konudaki değerlendirmenizi de alayım. Bir de bu Çin'den gelen ilaçla ilgili aslında herkes onu da merak ediyor biraz. Ona dair de belki birkaç not paylaşırsınız izleyicilerimize. Buyurunuz efendim. Evet, ben iyi yayınlar diyorum öncelikle. Bu Çin'den gelen ilaç konusunda daha öncesinden hatırlarsanız konuşmuştuk sizinle de yine bir yayında. Evet. Ve ben o zaman da demiştim ki merak etmesinler, yani mutlaka başka ilaçlar da gelecek. Ve bakıyorum şimdi yavaş yavaş hakikaten Türkiye'de yeni yeni ilaçların girmesi söz konusu. Aslında bu ilaç, favipiravir dediğimiz ilaç, önce diğer koronavirüslerle, influenza virüsleriyle üzerinde çalışılan bir ilaçtı aslında. Özellikle Çin'deki bu yeni pandemiyle birlikte acaba burada kullanılabilir mi potansiyeli ortaya çıktı. Ve bu ilaçta zaten daha öncesinden onay alan bir ilaç olarak başka bir virüs tedavisinde çalışmalarını bildiğimiz, tanıdığımız bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Ve baktılar ki Çin'deki o ilk denemelerde, hastalar üzerinde yapılan denemelerde bakıldı ki gerçekten etkili olabileceği gösterildi. Daha sonra bununla ilgili çalışmalar başlatıldı ve şu anda protokollerin içerisine girdi ve direkt olarak virüsü öldürmeye stratejik olarak bir yaklaşımla virüsün RNA'sını ve replik, yani üremesinin çoğalmasını engelleyici bir stratejiyle virüsü yok etmeye yönelik bir davranışı var ilacın. Dolayısıyla da diğer ilaçlarla birlikte kombine kullanıldığında etkili olduğunu görüyoruz ve çok yakında da bu konuyla ilgili çalışmalar da başladı ve onların sonuçlarını aldıkça da etkili olduğu konusundaki verilerimiz daha da güçlenecek. Yavaş yavaş yeni yeni tedaviler geldiğini görüyoruz bu hastalık için. Peki biz bunu şu anda buradan takip ediyoruz ama Avrupa'da ölüm sayıları çok süratli bir şekilde artıyor. Onlar da muhtemelen Çin'le temas halindeler ve tabii ilaç orada da vardır diye düşünüyorum. Şimdi neden şöyle, böyle bir durumla karşı karşıyayız? Buyurun. Ben Avrupa'daki protokolleri de takip ediyorum. Çünkü daha öncesinden, yani bundan bir 2003 yıllarında Roma'da bir üniversitede çalıştım ben yaklaşık 2 yıl kadar. Dolayısıyla da oradaki hocalarla da şu anda temas halindeyim. Oradaki tedavilerle de ilgileniyoruz. Henüz oradaki protokollere girmedi gördüğüm kadarıyla. Ama bizim Sağlık Bakanlığımız çok acil ve hızlı davrandı bence bu konuda. Bu ilaç daha önce tedavide kullanıldığı bilindiği için ve
Çinlilerde biraz etkili olduğunu görünce bu hastalıkta çok hızlı davrandılar ve ilacı Türkiye'ye getirdiler. Çok iyi bir davranış olarak görüyorum ve böylelikle de biz bu protokolümüzü aldık. Avrupa henüz çoğu yerde bu ilacı kullanmıyor ama başka ilaçlar yok olduğu anlamına hocam, gelmiyor. Hocam bu sadece bürokrasi midir? Yani neden bu mesela sonuç verdiğini bildiği halde neden böyle bir şey ama kullanmıyor? Ama başka ilaçlar da var. Yani yalnızca bu ilaçlar değil. Onlar da, hayır, bürokrasiyle alakası yok buradaki olay. Tam tersi, bürokrasiyi aslında çiğnememiz gerekiyor. Bu ciddi bir hastalık, pandemi evet. yapıyor. Dolayısıyla çiğniyoruz. Yani şu anda bürokrasi işlemiyor. Bakın, gittik hemen Çin'den ilacı getirdik ve şu anda hastalarımıza uygulayacağız. Dolayısıyla ama Avrupa henüz bu protokolleri uygulamadı. Başka protokolleri uyguluyorlar. Bakın, göreceksiniz oradaki protokoller de yavaş yavaş Türkiye'ye gelecektir. Yani bu onların yaptığı, bizim doğru yaptığı ya da Çin'in doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Her toplumun kendi bir hasta profili var. Ve her hastalık her hastada aynı şekilde durmuyor. Bizim toplumumuzun bu ilaca vereceği cevabı da göreceğiz. Belki Çinlilerde çok daha etkili olduğunu gördük ama bizim toplumumuzda ne olacağını göreceğiz. Avrupa'da kendi toplumu için kullandığı bazı ilaçlar var. Ben daha önceden de söylemiştim bununla ilişkili olarak. Çünkü oradaki İtalya'daki hocamla da irtibat halindeyim. Hatta onlar Napoli'de bir çalışma başlattılar. Yaklaşık 250 hastayı içeren bir klinik deneme yapıyorlar. Hastalar üzerinde deniyorlar. Olumlu sonuçlar olduğunda bütün dünya yine o ilaca da dönecektir mutlaka. Yani her yerde denemek zorundayız. Neden biliyor musunuz? Şimdi tek bir ilaca bağlı kalmak özellikle viral hastalıklarda çok doğru bir strateji değil. Neden? Çünkü bu ilaca karşı virüs bir direnç geliştirebilir. Yani bir süre etki eden ilaç bir bakıyorsunuz bir süre sonra etki etmeyebilir. Dolayısıyla tek ilaca bağlı kalmak da çok doğru değil. Bu nedenle çok merkezli yerlerde değişik ilaçlar deneniyor, uygulanıyor, tedavideki başarıları sınanıyor. Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım yani. Tek ilaca bağlı kalmak da çok iyi bir şey değil, onu söyleyeyim. Anladım. Biz şöyle düşünmüştük yani favipiravir geldiğinde ya da Çin'in uyguladığı tedavi yöntemleri ki sonuç alınan noktalar var. Bunlar uygulandığında belki yüksek oranda bu atlatılacak gibi bir şey var ama şu çok önemli bir nokta, siz de hatırlattınız. Yani oradaki fizyolojiyle herhalde, öyle anlıyorum, vücut bağışıklığıyla, Çinlilerinkiyle bizimki arasındaki farka bağlı olarak burada başka sonuçlar verebilir. Tabii şimdi hastalığın hangi döneminde tedaviye başladığımızla ilişkili olarak, diyelim ki virüs vücutta çok yayılmış veya ciddi bir akciğer hasar ortaya çıkarmış. Hani bu saatten sonra virüsü öldürmeye yönelik strateji çok etkili olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani hangi aşamasında devreye girmesi lazım, hastalığın hangi evresinde de, bütün bunlar bu denemeler sırasında ortaya çıkacak. Biz şimdi acil olan kısmının üzerindeyiz. Fakat daha sonra daha tecrübeli bir şekilde hastalar üzerinde deneyeceğiz. Çünkü bir ilacın etkisini değiştiren çok faktör var. Genetik faktörler var, toplumsal faktörler var, ilacın kendi kimyasıyla ilgili faktörler var. Dolayısıyla da biz de kendi toplumumuzdaki yanıtları takip edeceğiz. Bu konuda da yayınlar yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Yani bu yeni ilacın, Çin'den getirdiğimiz bu yeni koronavirüs ilacının aslında ilginç özellikleri de olan bir ilaç. Bakıyoruz ilacı tanımaya baktığımızda ilginç bir ilaç olarak da karşımıza çıkıyor. Nasıl? Neden? Şöyle bir özelliği var avantajlı olarak. Virüsün RNA'sına daha çok etki ediyor. Yani insan hücrelerindeki genetik yapıya çok dokunmuyor. Bu bir ciddi bir avantaj aslında. Hani bu ilacın üstünlüğü açısından bakarsak. Böylelikle de daha az gen etki görme durumumuz var. Bizi daha az etkileyecek. Zaten ben çalışmalara bakıyorum. Hani bu ilacı ben daha öncesinden de takip ettiğim bir ilaç. Çünkü hemofiliz, influenza, grip salgınlarında hani üzerinde çalışılmış, yapılmış, denenen, onay almış bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden beri var olan bir ilaç. Dolayısıyla da bakıyoruz mesela çok yan etki bildirmiyorlardı. Çok fazla yan etkisi yok gibi duruyor. Fakat şöyle söyleyeyim, hamilelerde zararlı olabileceği veya çocuk bebeğe zararlı etkisi gösterilmiş. Hamile bir kadına verildiğinde teratojen dediğimiz bebek üzerinde, fetüs üzerinde zararlı etkileri ortaya çıkarılmış. Ama yan etki profil açısından baktığımızda çok fazla yan etki de bildirilmiyor. Hani biraz daha böyle virüse selektif, virüsü yok etmeye yönelik bir tavrı var ilacın. O yönüyle de
güzel bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Bakın peki. 350 hasta da denenmeye başladı tekrar. Peki çok kısa, İtalya'daki doktorlarla da konuşuyoruz, meslektaşlarımla görüşüyorum dediniz ya. Ne anlatıyorlar evet. oradaki duruma ilişkin? Şimdi ben İtalyan toplumunu tanıyorum. Hakikaten ben İtalya için de gerçekten üzülüyorum. Çünkü orada hani kaldım, tabiri caizse ekmeklerini yedim, orada bir bilim yaptım. Dolayısıyla da sevdiğim bir toplum aslında İtalya. Yani onlara da hakikaten üzülüyorum. Çok hızlı seyretti çünkü. Onlar biraz stratejik hata yaptılar benim gördüğüm. Ben hocalarımla da konuştuğumda bunu görüyorum. Aslında Kuzey İtalya'da ortaya çıktı bu Evet, yok, şeyini biliyoruz o, yani o süreci biliyoruz da ne? Şimdi İtalyan toplumu hakikaten çok aşırı hareketli bir toplum. Onları eve kapamak çok zor. Yani evde kalmalarını sağlamak gerçekten çok zor. Benziyorlar bize galiba biraz. Bizden çok daha, bizden iyiyiz. Çok daha fazla. Ben size söyleyeyim, biz iyiyiz. Yani oradaki doktorlarla, bizim doktorları bile kıyasladığımızda, yani ben hakikaten hekimlerimize güveniyorum. Çok daha becerikli olduklarını düşünüyorum ama onlar biraz daha rahat bir toplumlar. Birazcık daha eğlence ve gezmeyi, tozmayı seven bir toplum ve bunların da altyapıları var. Hayatlarını öyle kurmuşlar. Dolayısıyla onların virüsü birbirlerine bulaştırmamaları gerçekten çok zor. Onu ben de düşünüyorum. Çok zor zaten. Mesela biz Türk toplumuna bakıyoruz. Biz zaten, ben kendim için söyleyeyim, ben zaten karantinada yaşıyormuşum. Yani bakıyorum mesela hayatımda çok şey değişmemiş. İşe gelmişim. İşte çocuklarım var, küçük çocuklarım, o yüzden onlarla ilgileniyorum. Hani hayatım zaten karantinadaymış ama bir İtalyan bu şekilde yaşamaz. Onlar çok aktiftirler ve birbirlerine çok bulaştırdılar. Peki. Özellikle de gençler. Şimdi mesela ben oradaki hocalarla konuştuğumda tedavi açısından şöyle, onların ön planda tuttukları ilaç tosilizumab diye bir ilaç üzerinde çok duruyorlar. Bu biraz da damardan verilen bir ilaç, yani farklı bir özellik gösteriyor. Özellikle şişman bireylerde bu ilacın bazı maddelerin daha fazla salıverildiği için, daha fazla onların vücutlarında olduğu için o bireylerde daha etkili olduğunu gösterdiler. Onu bana vurguluyordu. Yavaş yavaş bu ilaçla Türkiye'ye geldiği zaman da çalışmalardan ne olduğunu göreceğiz zaten. Peki. Konuşacağız, devam edeceğiz hocam. Mehmet Turgut'la başlamıştık aslında. Sayın Turgut, sesle ilgili küçük bir problem yaşadık. Buyurunuz efendim, sizle devam edelim. Hem bu yayılması meselesi, hem Türkiye'nin yönetimi, hem genel bir değerlendirme talep etmiştim sizden. Dünyadaki duruma ve Türkiye'ye mukayese ettiğimizde de buyurun. Evet, Sayın Akif. Şimdi 380 bine ulaştı. Türkiye'de de 1500'lerde. Tabii biz İlk günlerde değişik sınır kapılarımızı, özellikle İran'ı ve hava yollarımızı kısıtlamamız bizim daha geriden gelmemizi sağladı. Vakaların bizde daha az olmasını sağladı. Test sayımız giderek artıyor. Test sayımız artınca da bu sayılar artacaktır. Bunları, semptomları olan insanları biz bunlara test yapar, pozitif bulguları saptarsak bunların arasından, çünkü bazı virüsler için bir kişi 21 kişiyi, ama bu virüs için bir kişinin 5 ile 7 kişiyi enfekte edebildiği söyleniyor. Onun için bizim pozitif bulguları bulmamız lazım. Tabii testler geldi diye basında bir sürü haberler çıkıyor. Bu kez insanlar hastanelere yığılıyor. Bana da test yapın. Biz burada sağlam insanlara test yapmayacağız. Semptomu olanlara test yapıp pozitif bulguları bulacağız. Aksi halde bu hastanelerimizdeki yığılmalara neden olur ve bizi, sağlık personelini bir çıkmaza sokar. Ben Adıyaman Üniversitesi rektörü ve bir çocuk enfeksiyoncu olmama rağmen sahadayım. Bizim burada, en azından bu bölgede ve şey yaptığım, görüştüğüm arkadaşlar açısından, şu anda çok büyük bir sıkıntımız yok. Malzeme sıkıntısı da yok. Testler de, hızlı testler yakın zamanda ulaşacak bize. Bir kısmı ulaştı. Onu soracaktım. Hızlı test hiç kullandınız mı? Şu anda kullanmadık ama bu hafta içinde kullanacağız. Kullanan var mı hocam Türkiye'de şu anda hızlı test? Sanırım İstanbul grubu kullandı. İstanbul grubu. Nasıl peki hızlı testteki sonuçlar? Sensitivitesi ve spesifitesi %88'ler civarında hızlı testlerin. Ne demek yani bu? Hızlı test negatifse evet negatif, ama pozitifse bunu doğrulamak gerekebilir.
Pozitifse bunu doğrulamak, %20 ihtimalle doğrulamak gerekebilir onun için. Hızlı test bize ayıklamayı gösterecektir. Burada immünoglobulin G'ye ve M'ye bakıyoruz. Onun için hızlı test yaptığımız kişiler eğer pozitifse bunları doğrulama yapabiliriz. Onun için tekrar doğrulanması gerekiyor. Yapabiliriz. Peki yayılımı hızıyla ilgili ve vefatlarla ilgili Türkiye'deki durum, siz bu süreci takip ettiğinizde bir uzman olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kontrol altında mı gidiyor, yoksa hayır artık bir miktar kontrolden çıktı ve nedir değerlendirmeniz? Ben kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Hala şu anda kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Yani bir İtalya gibi değiliz, bir İspanya gibi değiliz, bir İran gibi değiliz. Şimdi herkes Çin'le kıyaslıyor. Evet, Çin'in Wuhan bölgesinde çıktı ve Çin hemen orayı kapattı. Orası 60 milyon nüfuslu bir bölgeydi. Şimdi oraya baktığında 3200, İtalya'ya baktığında 5000'e ulaşmış. Biz 80 milyonuz, aynı dönemde 1500'üz. Gönül ister ki o da olmasın ama çok şükür daha iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Bu da Sayın Bakanlığın ve yetkililerin aldığı önlem, hızlı aldığı önlemlerle. Bence bundan sonra daha da kısılacak, halkımız gitgide bilinçleniyor. Tabii herkesi kapı arkasına kapatmak mümkün görünmüyor. Bu giderek azalacaktır diye. Öyle bir şeye ihtiyaç olacağını düşünüyor musunuz? Yani herkesi belki bir 15 günlüğüne kapı arkasına kapatmaya böyle bir yasağa ihtiyaç olacağını düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Herkes kendi izolasyonunu sağlamalı diye düşünüyorum. Herkes kendine bir OHAL ilan etmeli. Bakanlığın önerilerine harfiyen uymalı. İşte evde kal, hayatta kal sloganını şey yapmalı. İyi uyumalı. Besinlerine dikkat etmeli. Bu şekilde ben bu şeyi atlatacağımızı düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Mutlu Demiray, biraz sizle konuşalım efendim. Aslında bu sokağa çıkma yasağı meselesini ben hem sosyal medyadan paylaştığımda hem de zaman zaman yayınlarda dile getiriyorum. Sanki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Devlet diyor ki, yani biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz. Ne olur bizi buna mecbur etmeyin. Vatandaşlar da zaman zaman sokaklara çıkarak, işte sahillerde halay çekerek, mangal yakarak sanki böyle tamam ama biz uymuyoruz'u ifade eder şeyler yaptılar. Sonuca baktığımızda şu anda geldiğimiz noktada sizden de bir genel değerlendirme isteyeceğim ama hakikaten Avrupa'ya kıyasla, İran'a kıyasla, pek çok ülkeye kıyasla Türkiye de böyle aldı başını gitti gibi bir durum yok. Çok şükür şimdilik yok en azından. Umarız bundan sonra da bu kontrollü süreç devam eder ama bir kez daha altını çizerim. Yani rakamlar üzerinden değerlendirdiğimizde ki Türkiye'nin nüfusu İtalya'dan daha fazla, 65 milyon civarında İtalya'nın sanıyorum. Bir miktar daha iyi durumdayız. Bu elbette hep böyle gideceği anlamına da gelmiyor. Bu tamamen bizim elimizde olan bir şey. Sizden de bir değerlendirme alalım Sayın Demiray. Hem önlemlerle ilgili, şu ana kadarki önlemlerle ilgili, hem bundan sonra ve bugüne kadarki seyriyle ilgili. Mehmet Akif Bey, gerçekten çok güzel bir yaklaşımınız oldu. Bizim kesinlikle kendi izolasyonumuzu yapmamız ve evlerimizde durmamız gerekiyor. Biz belki şu anda İtalya, İspanya değiliz ama olabilme potansiyeli olan bir ülkeyiz. Gerçekten hükümetimiz, devletimiz çok hızlı önlemler aldı. İşte sınırlarımızı kapattık, uçuşlarımızı azalttık. Ancak şu anda toplumda üç farklı kesimi ben görüyorum. Bir grup var, ne olur bana test yapın, ne olur ben hasta mıyım diye gezen bir grup var. Bir grup ya bana bir şey olmaz deyip her tarafta gezen, normal yaşantısına devam etmeye çalışan bir grup var. Ve bir de hasta olduğu halde, yani bir takım semptomları olduğu halde ya bu muhtemelen korona değildir, ben normal gripmişimdir diyerek işine giden, hala hayatına devam eden, hatta bunun içinde sağlık personeli bile var. Yani yurt dışından gelip hiç kendini izole etmeden hastaneye giden var. Yani burada eğitimli, eğitimsiz, şu bu diye hiç ayırmaya gerek yok. Gerçekten herkesin kendisine gelip bir aynaya bakıp ben ne yapıyorum demesi ve izole etmesi lazım. Gerçekten çok hızlı yayılıyor ve biz testlerimizi şu anda fazla miktarda yapmaya başladık ve ben tahmin ediyorum
bizim hızımız biraz daha hızlanacak bugünden sonra. Çünkü test yapmaya başladık. Bizim avantajımız şu, yaşlı nüfusumuz az. Ve bir avantajımız daha var Mehmet Akif Bey. Ben bu konuda bir hekim olarak gurur duyuyorum. Biz öyle ya da böyle iyi bir sağlık altyapısına sahibiz. Ve özel, devlet hiçbir şekilde ayırt etmeden her şeyimizle bu mücadelenin içinde, ben de bir özel hastane hekimiyim, mücadelenin içinde bulunuyoruz. Ve devletimizin, bilim kurulumuzun yönergeleri dahilinde ne gerekirse yapmaya çalışıyoruz. Ancak bence bugünlerde bazı davranışlarımızı, yani özellikle bilim insanları olarak daha hızlı adım atmalıyız. Bazı kararları daha hızlı almamız gerekiyor. Herhangi bir data beklemememiz lazım. Herhangi bir veri beklemememiz lazım. Gerçekten kafamıza yatan bir tedavi veya bir korunma yöntemi veya bir yaklaşım varsa bunu hızlıca tartışıp hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. İnsanların mutlaka evde kalmaları gerekiyor. Bu çok 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 önemli bir durum. Ve ben yani genel değerlendirme yapabilecek kadar bu işin içinde birisi değilim ama hani kendi hastanem bazında bir değerlendirme yapmam gerekiyorsa bizdeki artış hızlandı. Bizim hastaneye yatırdığımız ve başvuran hastalarda... Siz bir yasak olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yoksa insanlar kendi o halini ilan ettiğinde bu süreçte yeterli önlemler alınmış olacak mı? Ya şimdi şöyle, bence bu haftaki yaklaşım bunu çok net, yani bu hafta bizim davranışımız bunu belirleyecek. Eğer biz hala bu davranışa uyamıyorsak bence o hal gerekebilir diye ben de düşünmüyor Peki, değilim. Yani. Diğer hocalarımız da katkı sunsunlar birazdan söz verdiğimde. Test sonuçlarına baktığınızda ve ölüm oranlarına baktığınızda biz daha önce pek çok ülkede yukarıya doğru bir ivmelenme görmüştük. Türkiye'de zaman zaman işte bir günde mesela en fazla 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sonra daha aşağı gitti 7 vatandaşa. Böyle bir yukarıya doğru tırmanış yok mu? Yani yok olarak açıklamalar, resmi açıklamalar öyle yok mu? Yoksa şu an için bu böyle ama önümüzdeki günlerde çok farklı tablolarla karşılaşacağımızdan endişe ediyor musunuz? Ya tabii ki rakamlar artacak. Ancak bizim yaşlı nüfusumuz ve komorbitte dediğimiz, yani eşlik eden hastalığı olan nüfusumuz ne bir İtalya ne bir İspanya kadar çok değil. Biz daha genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bunun bir avantajı olduğunu düşünüyorum ben. Ancak gençlerimizin yaşlı hastalarımıza bulaştırma riski çok yüksek. Çünkü biz daha aile ortamında bir arada yaşayan bir toplumuz. Onun için yani bu çok kritik bir karar ama mesela ben size şunu söyleyeyim. Ben kendi annem babamı 20 gündür evden çıkartmıyorum. Yani ne ihtiyaçları varsa bir şekilde onu temin ediyorum, evden çıkartmıyorum. Çünkü onlar çok yüksek riskli grupta, bunu biliyoruz. Ama toplumumuzun ciddi bir grubunda hala insanlar bu enfeksiyonun ciddiyetinde değiller. Yani işte İspanya'da öyle, burada öyle diye bizim böyle bir karşılaştırma tabii ki yapacağız. Biz bilimsel olarak bunu kararlaştıracağız ama emin olun test yapmaya başladıktan sonra her gün bu artışın çok hızlandığını göreceksiniz. Ama bu zaten normal. Gerekli önlemler alınıyor. Bence bu haftaki rakamlar ve davranışımız o hali netleştirecektir diye düşünüyorum. Peki, beslenme alışkanlıklarımızla ilgili birkaç şey isterseniz paylaşalım izleyicilerimize. Şöyle, ben mesela yüksek C vitamini konusunda biraz çalışan bir bilim insanıyım. Onun için şunu söyleyeyim. C vitamini alalım mı, öyle mi yapalım, böyle yapalım gibi çok işte immün sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Yani eğer zaten siz bu virüsle karşılaşırsanız immün sisteminizin fazla çalışması bazen zarar bile verebiliyor. Hatta virüsün neden olduğu sebeplerden bir tanesi bu. Yaşlı insanlarımızın bence sebze meyve ihtiyaçlarını doğru düzgün karşıladığı takdirde ilave dışarıdan vitamine ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Ancak yaş arttıkça C vitamini gibi bazı vitaminlerin emilimlerinde azalma olduğuna dair yayınlar var. Bundan dolayı bu insanlarımız alabilirler. Ama bu illa da bir replasman yapın, şu tableti alın, şu kadar günde alın gibi bir şey değil. Ama C vitamininin farklı bir özelliği var. C vitamini toplumda basit bir antioksidan gibi anılmasına rağmen Mehmet Akif Bey basit bir antioksidan değildir. C vitaminini belirli bir dozun üzerine verdiğinizde direkt tedavi edici etkiler ortaya çıkar ve biz buna farmakolojik dozda askorbik asit diyoruz. Ve farmakolojik dozda uyguladığınızda bu özellikle hem COVID tedavisinde hem de diğer viral infeksiyonlar hem de akciğer hasarına neden olan yoğun bakımlarda kullanıldığında ölüm oranlarını azalttığını görüldü. En son yine Çin'den yapılan... Yani C vitamini takviyesi.
Ama bu takviye değil Mehmet Ali Bey. Bunu yanlış anlaşılmasın. Bu bir takviye değil. Farmakolojik askorbik asit tedavisi damardan yapılan yüksek dozda hastanelerde yapılan bir tedavidir. Evet. Bu C vitamini alın tedavisi değildir veya bir takviye gıda değildir. Bu bir farmakolojidir, bilimdir ve hekimler tarafından karar verilir. Ve bizim bakanlığımız, ben burada gerçekten çok gurur duydum, çok hızlı bir şekilde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa bir proje dahilinde hemen yüksek doz C vitaminini tedavi protokolüne dahil ettiler ve ülkemizin her tarafında bunun uygulanmasını sağladılar. Bu çok önemli bir durum. Bu bir takviye değil, tedavidir. Yüksek dozda C vitamini alan 350 vakada, ki 50'si ağır hastadır, Çin'den yapılan en son bildirimde hiç ölüm görülmemiştir. Ve şu anda bu tedavi de bizim ülkemizde uygulanmaktadır. En modern tedaviler ülkemizde şu anda uygulanıyor. Ama tabii ki ne zaman uyguladığınız, hangi hastaya, hangi şartlar altında, bir de hastaların farklı özellikleri de var. Yani bir kalp hastası, ağır bir kalp hastası, işte KOA hastası, akciğer kanseri hastasında bu durum çok daha ciddi. Bir de Mehmet Akif Bey, ben bir onkoloji uzmanıyım. Bunun için kanser hastaları ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bir Buyurun. Grup hastamızın tedavisi için bekleyebiliriz ama bunu mutlaka hekiminizle kontrol ederek, konsülte ederek, konuşarak karar vermeniz lazım. Ancak kanser hastalarının tedavilerinin devam etmesi gerekiyor. Bunun için hastanelerimizde gerekli önlemler alındı. Çünkü bu hastaları kendi halinde 3 ay, 2 ay, 1 ay bırakabilecek durumda değiliz. Ancak biz Tıp ve Onkoloji Derneğimiz de zaten bu konuda gerekli tavsiyelerde bulundu. Ama kanser hastalarının kendilerini birkaç kat daha iyi koruması, tedavileri içinde gidip gelirken toplu taşıma araçlarını kullanmamaları ve hekimleriyle tedavi aralıklarını ne kadar açabileceklerini iyi bir şekilde konuşmaları gerekmekte. Ancak tedavisi yok, yapılmayan, izlemde olan hastalarımız lütfen evlerinizde oturun. İzlemlerinizi, kontrollerinizi, hele hele bir şikayetiniz yoksa birkaç ay sonra yaptırmanızda bir sakınca yoktur. En önemlisi, çünkü bağışıklık sistemleri çok zayıf. Evet. Dolayısıyla en çok etkilenebilecek olan onlar. Çok kısa bir cümleyle çocuklarımıza ya da kendimize bu süreç içerisinde takviye, gıda, vitamin almalı mıyız? Böyle bir şey tavsiye ediyor musunuz? Yoksa normal beslenmeye devam mı? Etmiyorum. Normal beslenme, 5 rengi sofranızdan eksik etmeyin. Baharatları mutlaka sofranızda bulundurun. Evde anneleriniz yapsın, onun yemeğini yiyin. Hazır dışarıdan gıdalardan. Annelerimizi görmüyoruz hocam. Çalışın. Ben farkındayım. Onları sterilize ettik. Onlardan uzak duruyoruz. Yani ben genç de çocukların anneleri. Yani çocuklar için söylediniz. Pardon. Bizim neslimiz için söyledim Mehmet Akif Bey. Evet, bizim annelerimiz için değil. Onlara biz yapalım zaten. Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada Celalettin Kocatürk hocam da aramıza katıldılar. İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Celalettin hocam, yayınımıza merhabalar. Size devam edelim. Konuşmacılara da merhaba diyorum. Teşekkür ederiz. Bir merhaba genel hocam. Değerlendirme sizden de alalım hocam. Yayılım hızıyla ilgili şu ana kadar Türkiye'de ve aslında herkesin merak ettiği bir soru da bu test kitleri. Kullanıyor musunuz kendi hastanenizde? İstanbul'da kullanılan hastane var mı? Bakırköy'den bir fotoğraf göndermiş bir meslektaşım. Mesela yazmışlar işte kullanılmamaktadır bir hastanede, devlet hastanesinde test kiti. Neden şu an devreye sokulmadığını da merak ediyoruz açıkçası. Buyurunuz. Evet. Aslında ülkemizde PCR metoduyla testler uzun süreden beridir tüm eğitim araştırma hastaneleri ve üniversitelerde yapılabilecek altyapıya sahip. Ancak bakanlık bunu tek elden yönetmek istedi. Çünkü pozitif bulunan vakaların mutlaka etrafının ve temaslılarının takip edilmesi gerekiyordu. Hı hı. O nedenle tek merkezden önce Ankara, sonra İstanbul ve sonra Erzurum, şimdi tüm Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı. Ancak şimdi de üniversiteler ve eğitim araştırma hastanelerden yine PCR metodu ile test yapılmasına da izin verildi, biliyorsunuz. Bu arada başka da bir test daha var. Bu PCR metodu ile olan test biraz uzun sürüyor. Doğrulaması gerekiyor. 3 veya aslında 2 günde çıkabilir ama yoğunluk nedeniyle şimdi 3-4 güne kadar uzayabiliyor. Şimdi bakanlığımız biliyorsunuz hızlı testler getirdi. 15 dakika içerisinde hatta sonuç verebilen testler var. Biz kendi hastanemizde 2 gündür bunu kullanıyoruz. Hatta bunun için özel bir box
yapıldı. Hasta hastaneye daha kabul edilmeden girişte özel yapılan bir ünitede bu testler yapıldıktan sonra içeriye alınıyor. Şu anda test sayısı bu metotlarla bakanlıkta biliyorsunuz duyurusunda yaptı. Çok fazla sayıda testi geçittirdi yurt dışından da ve tüm Türkiye'ye dağıtımı yapılıyor. Hatta seyyar test örnek alma üniteleri de kuruluyor. Dolayısıyla bu test alma işi giderek daha tüm tıp camiasının da söylediği gibi daha da yaygın olarak yapılacak. Şöyle düşünülebilir. Evet, toplumun belki %60'ı zaten hasta olacak. Test yapıp da pozitif bulsak ne olacak? Hayır, çok önemli. İşte biz pozitif bulduğumuz hastaları ve onların temaslılarını izole edebilirsek o vakit sağlık sisteminin çökmesini önleyebilir. Tüm hasta sayısını belirli bir zamana yayabiliriz. Daha uzun dönemde bunları tedavi etme imkanımız olur. Üstelik ne kadar geç hastalanırsanız o kadar da şansımız olur. Çünkü bu hastalıkta 24 saatte bile bilgilerimiz eskiyor. Çok yoğun bir güncelleme var. Dünyanın her yerinden bilgi paylaşımı yapılıyor. Biz sürekli bilgilerimizi güncelliyoruz. Meslektaşlarımız arasında çok ciddi bir bilgi alışverişi var. Hastalarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Tabii biz birazcık daha şanslıyız çünkü Çin gibi, İtalya gibi, İran gibi örnekleri kendimize rehber olarak alıp birazcık daha şanslı olabiliyoruz. Bu nedenle bütün amacımız belki birazcık daha ümit vadeden ilaçları veya aşı gelişimine fayda olabilecek olan gelişmeleri zamana yayabilmek ve herkesin aynı anda hastalanması yerine sağlık sistemini çökertmeden herkese iyi ve nitelikli sağlık hizmeti verebilmek. Bu nedenle de test yapılmasının gerçekten de çok önemi var. Evet. Mümkün olduğunca çok test yapmalıyız. Peki bu hızlı testlerle ilgili... Mehmet Akif Bey, bir şey söyleyebilir miyim bu noktada? Şimdi göğüs cerrahisi hocam da var, Cahit'in hocam. Şimdi biz zaten şüpheli vakalarda akciğer tomografisi çekerek gerçekten PCR ve hızlı testten çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz. Akciğer tomografisi görüntüleriyle negatif bile olsa eğer biz COVID düşünüyorsak bunu o şekilde tedavi ediyoruz. Ve bir tomografi 5 dakikada çıkıyor. Yani esasen semptom olan hastalar için biz çok hızlı bir şekilde tanıya ulaşabiliyoruz. Yani sadece bunu test gibi düşünmeyin. Hatta peki, son yapılan çalışmalarda tomografilerin daha değerli olduğuna dair kanıtlar da var. Peki evet, yani şimdi... bu hızlı test meselesiyle ilgili hastanelerin, bazı hastanelerin önünde mesela kuyruklar olduğunu görebiliyoruz. O hızlı testte vatandaşlar da aslında artık en küçük bir şeyde kendilerinden şüphe ediyorlar. Her ne kadar biz hastanelere gitmeyin desek de gidiyorlar. Dolayısıyla hızlı test olayı neden henüz devreye girmedi diye sormuştum. Mesela şu anda bir görüntü geliyor. Evet, hızlı test devreye girdi Mehmet Akif Bey ve şu anda bütün hastanelere dağıtılıyor. Uyguladınız mı hiç hocam hızlı test? Tabii ki. Tabii ki biz kendimiz de personelimiz de hastalarımıza da şüpheli olan tüm hastalara uyguluyoruz şu anda 2 gündür. Hızlı test uyguluyorsunuz yani şu an devrede ve kullanılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Mutlu Hoca'nın değerlendirmesine bir katkıda bulunmak isterim. Evet, %97 oranında spesifiktir tomografi ancak bu hastalık hemen herkeste aynı şekilde davranmıyor. Çok daha hafif geçiren, ayakta geçiren ya da çok hafif semptomlarla hastalığı geçiren kişilerde sadece hastaneye hepiniz gelin, hepinize tomografi çektirin diye bir şey tabii ki söz konusu olmaz. O nedenle onların test yapılıp yani ulaşıcılığını önermek açısından söylüyorum. Semptomatik hastalar veya hastaneye gelmiş de bir hasta illa elinizde hızlı test kiti yok, ben tabii buna bir şey yapamam diye bir şey yok. Yani Mehmet Akif Bey, biz hastaneye gelmiş bir hastanın illa elimizde hızlı test kiti olması değil. Yani biz bunu tomografiyle de %97 doğrulukla tanıyabiliyoruz. Evet, tomografi yani çekildiğini ben de yakınlarımdan müşahede ettim. Yani hastaneye gittiğimde ilk tomografi çekip test yapmadan çok hatta. Çok daha duyarlı. Test çok yapmadan duyarlı. Tomografi çekip eve gönderdikleri hastalar var. Şöyle yapalım. Konuşmaya devam edelim. Efendim karıştı. Tek tek gidelim katkıda lütfen. Katkıda bulunabilir miyim son olarak? Buyurun Sayın Kocatürk. Hocam bir saniye. Şimdi şöyle. Biz bence herkes kendini hasta olarak görmeli. Bizim zaten şüpheli vaka tanımında mutlaka test pozitifliğinin olması gerekmiyor. Biz şüpheli vakaları zaten yatırıyoruz hastaneye, testi negatif bile olsa. Dolayısıyla biz illa da hızlı test yaptık. Aa sen negatif çıktın, hasta değilsin diye göndermiyoruz hastaları. Dolayısıyla test bizim tanı koruma parametrelerimizden sadece bir tanesi. Tamam. Ama ne yarıyor? Toplumun izole edilmesini, sosyal mesafeyi korumaya ve yaygınlaştırılmasını hastanın
önlemek için sadece kullandığımız şeylerden bir tanesi. Peki Sayın Kocatürk, aslında bu ifadenizi şöyle de açalım izleyicilerimize. Yani herkes kendini hasta olarak kabul etmeli derken aslında herkes o mesafeyi korumalı, sosyal mesafeyi korumalı. Ve dikkat etmeli, hastalığın belirtilerine göre de hareket etmeli. Yoksa hep beraber hastanelere gidin demiyoruz. Hayır. Kesinlikle onun altını çizelim. Kesinlikle. Konuşmaya devam edeceğiz hocam. Benim özel hastanelerle ilgili de sormak istediğim sorular var. Ama bir önce eczanelerdeki duruma bir bakalım. Onlar da nasıl? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Saralioğlu konuğum, telefon attığımızda. Eczanelerde alınan önlemlere ilişkin de eczacılardan da zaman zaman biz burada risk altındayız ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz şeklinde mesajlar da alıyoruz. Sizi dinleyelim biraz Sayın Saralioğlu. Sağ olun Mehmet Akif Bey. Evet, maalesef bizler de hastanelerin ardından en yüksek risk grubu taşıyan ikinci meslek grubuyuz. Çünkü hastanelerimizi ziyaret eden tüm hastalarımızın ikinci adresleri eczanelerimiz oluyor. Bu anlamda bizler hem meslektaşlarımızı hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı korumak adına bazı tedbirler aldık eczanelerimizde. Bunların en başında sosyal mesafe uygulaması geliyor. 1-1,5 metre mesafe korumalarını istiyoruz hastalarımızdan eczanelerimiz içindeyken. İçeride 3-4 hastamız varken içeriye devamının girmemesini talep ediyoruz. Ve bunun ardından da içerideki hastamızın hızlı bir şekilde alışverişini bitirip eczanemizden çıkmasını talep ediyoruz. Bu gibi tedbirlerimiz var. Eczanelerde bulaş riskini azaltmak adına. Ayrıca bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekten son bir haftadır uyum içindeyiz. Eczanelerimizin dezenfeksiyonlarını yaptı ilçe belediyelerimizde İBB. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine eczacılarımızın ve çalışanlarımızın toplu taşımadan ücretsiz faydalanmalarını imkan tanıdılar. Ve son olarak da önemsediğimiz bir konu, özellikle hastalarımıza yönelik uyarıcı, bilgilendirici afişlerimizle ilgili önümüzdeki hafta billboardlarda ve metrobüs ekranlarında yer alacak. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Efendim, müşterilere tavsiyeler var. Eczacıların aldığı özel önlemler var mı? Bireysel bazılarını görüyoruz ama böyle sizin genel bir kararınız var mı bu yönde? Bu yönde eczacılarımıza ve çalışanlarımıza yönelik korunmaları anlamında önerilerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayladığı, bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından da onaylanan önlemler var. Bunların içinde mesela hastalarımızın mümkün olduğu kadar eczanelerdeki diğer ürünlerle temas etmemelerini istiyoruz. Çok sık el dezenfektelerini istiyoruz. Mümkünse nakit alışveriş yapmamalarını istiyoruz. Kartlarla, hatta eğer yine mümkünse temassız kartlarla alışveriş yapmalarını istiyoruz. Bu anlamda kendimize yönelik koruyucu tedbirlerimiz eczanelerimizde başladı ve tüm eczanelerimize de yayılarak devam ediyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz efendim. Efendim tekrar merhabalar Habertürk ekranlarından. Saatlerimiz 15. Ben Mehmet Akif Ersoy. Manşetin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Başlayacağız hemen. Az önce ilk dilimin sonunda da ifade etmiştim. Hocalarımızla detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Sizin sorularınız var. Onları da soruyoruz. Anlamaya çalışıyoruz son durumu. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta ve onkolog Profesör Doktor Mutlu Demiray bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Kocatürk'le konuşuyorduk. Ben çok kısa bir süre verip sonra da Sayın Turgut'a döneceğim. Sayın Kocatürk, test kitleriyle ilgili ben bir soru sormuştum aslında size. Uygulanıp uygulanmadığı konusunda pek çok yorum alıyoruz sosyal medyadan, hastanelere gittiklerini ve o hastanelerde o hızlı test kitlerinin uygulanmadığına dair hastalara ifadeler kullanıldığı ya da işte kapılara not asıldığı yönünde fotoğraflarda paylaşılıyor. Test kitleriyle ilgili siz kullanılsa dahi pozitif tanı çıktığında tekrar başka bir testin uygulandığını ifade ettiniz.
Bir cümle alayım, hemen devam edeceğim. Şöyle, bu konuda güvenilirliği %100 olmayan bir test olduğu için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu da bunun zaten çok yaygınlaştırılmasını istemiyor. Ve mutlaka neden aldık 2 milyon testi o zaman? Affedersiniz? 2 milyon test kiti neden alındı o zaman? Ama bunu yaygınlaştırmak istiyor. Ama her şeyi buna bakarak kararlaştırmak istemiyor. Test kitleri ile yapılan sonuç tanı kriterlerinden sadece bir tanesi. Ama asıl hastanın semptomu var mı? Diğer bulguları var mı? Tomografisi eğer şüpheliyse bildik infiltrasyonları gösteriyor mu gibi birçok şeye bakarak karar veriyor. Yani hızlı teste bakarak sende hastalık var ya da yok denemez. Üstelik hızlı test bakıldı diyelim ki negatif çıktı. O hasta aslında hala COVID'li de olabilir. O nedenle tekrar edilmesini de gerektiren bir durum. Bu nedenle hızlı testlerle ilgili şöyle bir durum oluşması da yanlış. Test yapılmış, hadi hepimiz gidelim de test yaptıralım. Oh ben hasta değilmişim ya da hastaymışım, hemen tedavi altına alınalım gibi bir panik içerisine girmek de doğru değil. Bizim İstinye Üniversitesi'nin Sağlık Müdürlüğü'nün yetki vermiş olduğu bir laboratuvarımız var. Biz testleri orada yapıyoruz. Her laboratuvarın da ya da her hastanenin de bu testi yapması da zaten doğru da değil. Çünkü bir teste bakarak onun doğru ya da yanlış olduğunu söylemek de bu hastalığın tanısına koydurtmaz da dışlamaz da. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Kocatürk. Sayın Turgut, sizle devam edelim. Var mıdır buna eklemek istediğiniz bir şey bu hızlı test meselesine dair? Şimdi konuşmamın başında da söylemiştim. Yığılmaları önlemek lazım. Herkese hızlı test yapacağız diye bir kural yok. 80 milyon nüfus var, 300 bin ya da 500 bin. Endikasyon, yani sağlık biriminin ya da sağlık ünitesinin endikasyon koyduğu hastalara test yapmak lazım. Ve bunu duyuyor musunuz benim Mehmet Erkek Bey? Evet, efendim, duyabiliyoruz sizi. Yani endikasyonsuz test yapmamak lazım. Endikasyon, hızlı testle PCR'ın farkı süre açısından daha hızlı davranmak. Şüpheli pozitifleri ya da gerçek pozitif bulduklarımızı sonradan PCR'la doğrulamak ve bunları izole edip bunun çevresini taramak için. Bu bizim hem iş yükümüzü azaltacak, hem vakaları hızlı tanımlamamızı sağlayacaktır. Bunu yapmak lazım. Hocam ben şöyle bir şey aklıma geliyor. Yani hızlı test yaptığımız ve tanısı pozitif çıkan bir vatandaşımız, o takdirde durum hal böyleyse pozitif COVID-19 taşıyıcısıdır diye o listeye eklenmiyor. Tekrar ona başka test yapılıyor, öyle ekleniyor. Yani biz bu hızlı şöyle anlamıştık çünkü. Sensitivitesi %88,8 deniyor. %88,8 ihtimalle bu pozitif demektir ama tabii semptomlar da önemli. Bazı hastalar bu hastalığı, dün de konuşmam vardı Habertürk'te söylemiştim. Birçok hasta bunu asemptomatik geçirecektir. Yani herkeste klinik olacak diye bir şart yoktur. Anladım. Ama klinik olanları bizim doğrulamamız lazım. Doğrulamakta da hızlı davranmak istiyoruz. Bunun için de bakanlık bu öngörüyle çok sayıda testi ülkemize getirdi. Ama evet, bunlar uygulanacak ve yüz binlerce insana test yapılacak ve o testlerin sonucuna göre Türkiye'de şu kadar COVID vakası vardır demeyeceğiz. Doğru mu efendim? Olanları ayıklayacağız. Tekrar test yapacağız yani. Bir kısmına yapacağız, bir kısmına yapmayacağız. Mehmet Akif Bey, bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun hocam. Bakın şu anda mobil test araçları hazırlanıyor. Biz nasıl Güney Kore'de izlemediniz mi? İnsanların araçlardan, boğazlarından sürüntü alıp test yaptılar. Biz bir an önce COVID pozitifleri bulup bunları izole etmemiz lazım. Yoksa bu salgını önleyemeyiz. Bu testlerin 2 milyonunun hepsini yapacağız. Belki bir 2 milyon da alacağız. Biz bir an önce COVID pozitifleri izole edip bunların daha sonra da negatifleştiğini görmek lazım. Semptom olanlar, hastalar ayrı bir şey. Biz pozitifleri izole edebilmek için niçin Dünya Sağlık Örgütü test dedi? Bunun için. Siz pozitifleri bir an önce izole edip bunların negatif, yani semptomu yoksa zaten kendinden geçirecek. Bunu biliyoruz biz. Semptom olanlar ayrı bir kategori.
biz bu pandemiyi ülkemizde kontrol etmek için test yapacağız. Mobil araçlarla yapacağız. Her şekilde yapacağız. Test, tamam, test, test bunun için. Sayın Demiray, siz yapılmadığını mı düşünüyorsunuz? Hayır, şu anda bakın zaten hızlı testler yeni geldi Mehmet Akif Bey. Tamam. Biz efendim, bunlar gün, hemen araçlar hazırlanıyor. Araçlar hazırlanıyor. Hemen bir şekilde, hızlı bir şekilde tüm ülkede test yapılmaya başlanacak. Peki. Sayın Turgut Bey. Ben Mutlu Bey'e katılmıyorum burada. Mutlu Bey'e katılmıyorum. Ben de çocuk enfeksiyon uzmanı olarak buna katılmıyorum. Bakın bu enfeksiyonun, biz diyoruz ki ateş var, işte boğaz ağrısı var, hemen tomografi çekelim. Böyle bir şey olmaz. Hemen test yapalım. Böyle bir şey olmaz. Bu grip mi, nezle mi ayıklamadan, yani testi o zaman verelim biz 80 milyon tane test üretelim. Herkes sıraya geçsin kardeşim. Sana hepinize test yapalım diye. Böyle bir mantık olmaz. Bu böyle bir bütçe de olmaz. Böyle bir uygulama da olmaz. Evet, Kore çok sayıda test yaptı. Amerika bile 30 bin test civarında şu anda. İtalya bile 30 bin test civarında. Yani 80 milyon test sizce yapılabilir mi? Ben buna katılmıyorum. Hocam zaten Kore ile diğer ülkelerin farkına baktığınızda test yapanla yapmayanın ki ortaya çıkıyor. Peki. Sayın Turgut, var mı direkt demek istediğiniz bir şey? Bu enteresan bir mesele. Yani bu testin yapılması yapılmaması konusunda konuklarımız da... Şimdi bir şeyler bunu, söyleyebilir miyim şimdi, hocam? Geleceğim hocam, bir saniye. Sayın Turgut, buyurun tamamlayın. Yani bilim kurulunda, biz hepimiz akademisyeniz. Bilim kurulunda da çok değerli akademisyenler var. Sağlık Bakanlığı'nın ve ülkenin de bir sağlık stratejisi var. Bunlara uymak lazım. 80 milyon insana test yapılmaz. Hemen 80 milyon insana test yapmayacağız. Muhtemelen yapmayacağız. Ama şöyle bir açıklaması vardı. Yani. Sağlık Bakanlığı'nın, ben hatırlıyorum. Şöyle bir açıklaması vardı. Hatta Habertürk'te de sanıyorum Muharrem Sarıkaya yazmıştı. Herkese gerekirse test uygulayacağız. Bakayım bulayım ben haberi. Gerekirse evet, diyor. Bakın evet, orada ince nüans şudur Akif Bey. İnce nüans şudur. Gerekirse. Tabii ki gerekirse yapacağız. Şimdi biz... Gerekmiyor mu efendim? Herkese gerekmiyor şu anda. Pandemi kontrolü için ne kadar çok test yaparsak o kadar hızlı kontrol edebiliriz. Bu bir gerçek. Ben açıklamaya bakıyorum bu arada. Kim, özür dilerim, söz istemiş. Sayın Kocatürk mü söz istedi, Sayın Usta mı? Ben de söz istemiştim ama. Çok kısa, bu konuyla ilgili mi efendim? Evet. Buyurun Sayın Usta, buyurun. Şimdi şöyle, baştan da söylemiştim aslında, bu hastalıkla mücadele ederken bizim ülkemizin sosyo-kültürel yapısının çok önemi var. Şimdi eğer çok zenginsek, paramız varsa ve çok sayıda kit alabiliyorsak tabii ki bu testleri yapabiliriz. Ama buna çok uygun gibi görünmüyor bizim ülkemizin durumu. Dolayısıyla biz aşama aşama bunları geliştireceğiz. Aşama aşama gerekli insanlara test yapmamız gerekebilir. Dolayısıyla saptadığımız kişileri, pozitif olarak saptadığımız kişileri izole etmeye çalışacağız. Tek yapılması gereken şey budur. Çünkü yığılmaları zaten bizim temel amacımız hastanelere yığılmaları engellemeye çalışmaktır. Hastane sisteminin, sağlık sisteminin çökmesini engellemeliyiz. Dolayısıyla hastaneye gelmeden ya da geldikten sonraki yapılan işlemleri birbirleriyle karıştırmamak lazım. Yani bir tomografiyi hiçbir zaman bir aşıyla testle karşılaştırmamak lazım. O öncesi sonrası meseleler içerisine giriyor. Dolayısıyla buradaki belirleyecek şey bizim maddi durumumuz, hükümetimizin, devletimizin sosyoekonomik ve yapısı bunu belirleyecektir. Eminim ona göre de davranılıyordur ve gerekirse de sayı mutlaka artacaktır. Çünkü izole etmek için bunları saptamamız lazım bu kişiler. Bu çok önemli bir kavramdır. Ben bir de bu virüsün bu kadar yayılacağından ve bu kadar korkunç rakamlara gitmesi konusunda çok kötümser olmadığımı belirtmeye çalışıyorum. Gerekli önlemleri aldığımızda herkes kendisini pozitif kabul edip teması engellediğinde, ki burada tek riskli faktör grup var, o da yaşlı grubu. Biraz önce Türkiye'nin genç bir nüfusu olduğundan bahsettik. Ama yeteri kadar yaşlı nüfusumuz da var. Burada ölme riski olan, yaşamını yitirme riskine sahip, yeteri kadar
kadar yaşlımız da var ve bizim Türkiye'deki yaşlı nüfusun en önemli özelliklerinden biri de şudur. Yüzde vermek istemiyorum, oldukça yüksek bir yüzdede çünkü bir hastalık, iki hastalık, üç hastalık bir arada olup torbalarca ilaç kullanan bir yaşlımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani yaşlı nüfus ne kadar sağlıklı, ne kadar hastalıklı olduğuyla da çok alakalı. Çünkü bu virüs özellikle beraberinde hastalığı olan kişilerde daha kötü seyrediyor. O yüzden bizde yeteri kadar yaşlı nüfus var, onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla biz onlar üzerinde çok titizlikle durmalıyız ve toplumdan mutlaka izole etmek zorundayız. Peki. Mehmet Akif Bey, ben bir tespit yapayım da. Şimdi bu hızlı test dediğiniz test 15 dakikada sonuç veren test. Bundan önce uzun sürede test sonuç veriyor dediğimiz PCR'lar da 90 dakika zaten. Yani biz şu anda hızlı kelimesini kullandığımız test biri 15 dakika, biri 90 dakika. Biz zaten halihazırda 90 dakika PCR testlerini ülkemizde yapıyoruz. Bu hızlı testin amacı toplumu taramak amaçlı yapılan, pandemiyi önlemek amaçlı yapılan bir yaklaşım. Sizin aradığınız genelge de bunu söylüyor zaten. Yani ben şöyle şu ana kadar Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını takip ettiğimde İngiltere modelinin olmayacağı, yani virüs yayılsın diye beklenmeyeceği, hızlı testin de uygulanacağı ama hızlı testin de öyle her isteyene uygulanmayacağı, şüpheli vakalarda uygulanacağını anladım. Sadece şunun için sormuştum bunu. Yani bu hızlı testten çıkan sonuçlar bize her gün rakam veriliyor ya, şu kadar vaka tespit edildi, bu kadar vaka tespit edildi diye. O testlerin sonuçları bunlara ekleniyor mu ya da eklenecek mi? Yoksa hayır, bunlar kesin sonuç değil diye diğer testler de yapıldıktan sonra mı eklenecek? O yüzden mi biz şu anda bu kadar vaka sayısı pozitifse eklenecek göre Mehmet Akif Bey? Hızlı testin sonucu doğrudan mı eklenecek? Evet, doğrudan eklenecek. Çünkü bunları izole edip bunlardan toplumu kurtaracaksınız ki bunun yayılmasını engelleyeceksiniz. Hayır, yayılma önlenebilir. Belki onlara izolasyon yapılır ama açıklanan rakamlara sonuçta eklenecek. Tamam. Tabii ki. Sayın Demiray, size bir soru var izleyicilerimizden. Kanser hastalarıyla ilgili hemen siz madem söz aldınız size sorayım. Kemoterapi alanlar almaya devam etmeli mi diye sormuş izleyicilerimiz. Şöyle, hastalığının durumuna göre bence bunu risk klasifikasyonu yapılıp devam edebilir de etmeyebilir de. Her hastanın durumu ayrı olduğu için ve her hasta farklı nedenlerle kemoterapi aldığı için, ona göre kemoterapi duyarlılığı farklı olduğu için hastalığın durumuna göre hekimiyle mutlaka konsülte etmeli. Gerekirse tedaviler, ağızdan haplı olan ilaçlarımız var, kemoterapilere geçilebilir. Yani bu konuda gerçekten onkologlarımız oldukça yetişmiş durumda ve çok hızlı bir şekilde organize ediyoruz. Kesinlikle tedavilerini bırakmasınlar, hekimleriyle konsülte etsinler, hekimleri ne derse ona göre hareket etsinler. Bir şey daha efendim, madem bir özel hastanede çalışıyorsunuz, Sayın Koca Türkiye de aslında aynı soruyu yöneltecektim. Şu an özel hastanelerde tanı konulabiliyor mu? Kit var mı? Bizde var. Hızlı kit yok ama biz PCR'la yapabiliyoruz. Tanı koyabiliyorsunuz. Evet. Yani alınan numuneleri sağlığa falan göndermiyorsunuz. Kendi hastanenizde tanı koyabiliyorsunuz. Doğru. Kendi hastanemizde test yapabiliyoruz ama oraya da gönderiyoruz yaptıktan sonra. Anladım. Ama testi yapabiliyorsunuz. Peki, yapabiliyoruz. Hastalar geldi özel hastaneye şu anda. Yani bakanlık da gönderiyor. Bakanlık da gönderiyor. Kendisi de geldiğinde benim böyle bir durumum var dediğinde siz onu test yapıyorsunuz. Evet. Ücret alınıyor mu efendim? Ben hekimim, yönetici değilim. Bu konuyu çok detaylı bilmiyorum ama yani onu yönetimle görüşmek lazım ama zaten şu anda özel hastaneler korona ile ilgili test yaptırmaya giden vatandaşlardan ücret talep edebilirler mi? Bilgisi olan bir konuğum varsa dinleyebilir miyim? Sayın Bakan'ın Mehmet Akif Bey, Sayın Bakan'ın dünkü açıklamalarının da almamaları gerektiği ve almayacakları vardı. Böyle bir ifadesi vardı. Sağlık sisteminde bunun bir karşılığı varsa, bir puanı, bir şeyi varsa sanırım o alınacaktır. Onun dışında ekstra bir ücret alınmaması gerekiyor diye Sayın Bakan açıklamıştı. Sayın Koca Türk, siz ne söylersiniz? Şimdi şöyle, bizim hastanemizde de testler yapılıyor. Ancak şöyle, bizim İstinye Üniversitesi'nin bir merkez laboratuvarı var. Oraya müdürlük izin verdi, bu testleri yapma izni. Orada yaptırıyoruz. Ve bizim artık özel hastane, kamu hastanesi diye bir ayrım kalmadı biliyorsunuz. Bütün hastaneler, pandemi hastanesi. Acilden içeriye giren hiçbir hastadan
Yapılan hiçbir muayene ve testlerden ücret alınmıyor. Sadece bizim hastanemizde değil, tüm hastanelerde bu böyle. Ve eğer korona hastalığı tanısı konulursa da o hastanın artık hastaneye girdiği andan itibaren yoğun bakım süreçleri de dahil olmak üzere o yapılan bütün tedavilerin tamamı artık devletin garantisindedir ve herhangi bir ek ücret ödemesine gerek kalmamaktadır. Tabii burada özel hastanelerin mali politikaları farklı, onların ücretlendirme ile ilgili mali süreçlerdeki masrafları vesaireleri ben tabii yönetici değilim, hastane yöneticisi değilim bilemem ama sonuçta çok daha farklı süreçler işliyor ve masraflar çok daha fazla. Ama buna rağmen hiçbir özel hastane sahibinin ya da yöneticisinin bu konumdayken, ülkemiz bu konumdayken maddi politikaları gözettiğini düşünmüyorum. Bu ayrı bir konu. Onu tabii daha sonra yetkililer konuşurlar ama ben kendi hastanem için en azından hiçbir şekilde böyle bir ayrım gözetildiğini düşünmüyorum. Yapılmıyor, görmüyorum da. Bu nedenle bütün Türkiye'de de böyle olduğunu düşünüyorum. Artık burada herkes elini taşın altına koydu. Hepimiz artık burada özeli, devleti, üniversitesi yok. Herkes eşit oranda elinden geleni yapıp inşallah hep beraber bu hastalığı yeneceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir açıklamaydı. Bunu izleyicilerimizle bir kez daha paylaşalım. Zaman zaman bu tür sorunlar yaşıyoruz. Gelen mesajlar var. Yani bir dostum da işte dün bir özel hastaneye gitmiş mesela. Özel hastanede korona testi ve o süreç tedavi süreciyle ilişkin böyle yüksek bir fatura çıkartmışlar kendisine. Ödemek zorunda değilsiniz. Şikayet edebilirsiniz Sağlık Bakanlığı'na. Ve bu artık tüm hastaneler pandemi hastanesi olduğu için özel hastanelerde az önce Sayın Kocatürk'ün de ifade ettiği gibi elini taşın altına koyacaklar. Şayet vaka korona ise tedavi süreciyle ilgili sizden bir ücret talep edemiyorlar. Doğru mudur hocam? Benim bildiğim kadarıyla öyle ama isterseniz teyit edebiliriz. Ben ücret alınmıyor diye biliyorum. Tamam, teyit edelim. Önemli bir mesele. Evet. Vatandaşlardan da bu konuda çokça yazan, şikayetçi olan ya da soran var, gidebilir miyiz diye. Ama yine altını çiziyoruz. Bunlar sizi hastanelere götürmesin. Çünkü hastaneler gerçekten virüs yuvası. Yani o hastanelere gittiğiniz zaman eğer sağlıklıysanız virüs kapma riskiniz çok yüksek. O nedenle de daha çok dikkatli olmanız, gerçekten çok ciddi semptomlar kendinizde olduğunu hisseder, değerlendirirseniz 184'ü arayıp ondan sonra gitmenizi tüm hekimler ve yetkililer tavsiye ediyorlar. Bunun bir kez daha altını çizerim. Sayın Usta, ekleyecekleriniz varsa onları dinleyelim isterim. Evet, ekleyeceklerim var. O da şu. Ben iki konuda dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum. Bu C vitamini meselesi gündeme geldiği için de belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman için burada tedavi kişilerin tek başına yapabileceği bir süreç yok bu hastalıkta tedavi açısından. C vitamini konuşulduğu için bir şey söyleyeceğim. Örneğin grapefruit suyu açısından bir şey söylemek zorundayım. Hastalarımız C vitamini alacağım diye sakın çok miktarda greyfurt ya da portakal greyfurtun üzerine yüklenmesinler. Çünkü greyfurtun şöyle bir özelliği vardır. Vücuda alındıktan sonra karaciğeri baskılar ve ilaçların yıkılımlarını değiştirir. Ve buna bağlı olarak da toksik etkilerini, zehirlenme yapma özelliğini arttırır. O yüzden bu hastalık süresi içerisinde hasta olma ihtimalimize karşı, ilaç kullanma ihtimalimize karşı bu süre içerisinde sakın C vitamini alacağım diye greyfurt suyuna yüklenmenizi kesinlikle istemiyorum. Bu özel bir durumdur. Bu greyfurt suyunun ilaçlar üzerinde yaptığı etkiden dolayı uzak durulması gereken bir dönemdeyiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, greyfurt suyundan uzak durmamız gereken bir dönem. Tabii, doğru mu? Tabii, çünkü hasta olduğumuzda ilaç kullanma riskimiz var. Dolayısıyla o ilaçların zararlı etkileri, toksik etkileri, zehirlenme yapma potansiyelini arttırıyoruz. Bütün herkesin greyfurttan şu aşamada uzak durması gerektiğini özellikle vurguluyorum. Hakikaten çok şaşırdım şu anda. Öyle. Çünkü biz tüketmemiz gerektiğini düşünürdük. Yani işte tam tersi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilacın etkisini etkileyen çok faktör var. Bunlardan bir tanesi de besinler şu aşamada. Ama bu aşamada besinler içerisinde en önemlisi greyfurt suyu. İşte bu C vitamini gündeme geldiği için özellikle greyfurt suyunu, greyfurtu vurgulamak durumunda kaldım. Başka eğer var mı uzak durulması gereken bir meyve, sebze veya besin hocam?
İşte şu aşamada buradaki hastalıkta kullanılan ilaçlarla etkileşim yapabilme olasılığı olan bir tek greyfurt suyu var. Yoksa başka besinlerin diğer ilaçlarla etkileşebileceği gruplar var. Bunları tek tek sıralamamıza gerek yok. Ama önemli olan bizim açımızdan greyfurt suyudur şu aşamada. Yoksa... Evet, buyurun tamamlayın hocam. Evet, yani greyfurt suyu dışında şu aşamada ikaz etmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ama başka besinlerde söz konusudur. İzin verirseniz dezenfektanlar hakkında bir uyarı yapmak isterim. Buyurun. Şimdi bu hastalıkta bile bu dezenfektanları biz çok aşırı kullandığımızı düşünüyorum. Şimdi bakın, bu biyolojik bir yaratık. Yani biz bu virüsten kurtulacağız, bu kesin. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Atlatacağız bunu. Ve bunlar biyolojik yaratıklar. Bunlar yaşamak için bizim vücudumuza ihtiyacı olan virüsler. Bunları bir şekilde atlatacağız. Ama dünyayı o kadar çok dezenfektanla, kimyasallarla, daha doğrusu kimyasal dezenfektanlarla yıkadık ki, zehirledik ki, o kalıcıdır ama. Bu biyolojik virüsten kurtulacağız ama bakın, göreceksiniz, o dezenfektanların dünya üzerinde kirletici etkilerinin sonuçlarını uzun vadede ortaya çıktığını göreceğiz. Yani sizden ricam şu: gerçekten gereksiz yere çok fazla elimizi alkolle, dezenfektanlarla, hatta iş yerlerini, oraları buraları çok fazla bu kimyasallarla kirletmeyelim. Çünkü o kimyasalların uzaklaştırılması yıllar alacaktır. Ne yapalım hocam? Aslında, yani günde kaç kere sıkalım mesela? Şimdi bakın, bütün iş yerlerinin girişlerinde, sonuçta, metrolarda, sokaklarda, caddelerde, her yerde var dezenfektanlar şu anda ve insanlar kullanıyor bunu. Ama o kadar fazla kullandık ki dünyayı kirletiyoruz şu anda. Bunlar bize nasıl geri dönecek biliyor musunuz? Nörolojik hastalıklarla, Alzheimer'la gelecek, Parkinson'la geri dönecek, egzamalarla geri dönecek, astım hastalıklarıyla geri dönecek, alerjik hastalıklarla, hatta abartmayayım ama gerçekten kanser yapma riskimizin de artabileceğini göreceğiz. Hani dünyayı çok kirlettik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz yıllardır zaten, o yüzden özellikle dezenfektanlar konusunda biyolojik bazı dezenfektanlara ağırlık vermeliyiz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Yani bir kötülükten kurtulalım derken başka bir kötülüğün içine giriyoruz. Hiç farkında değiliz. Bu dünyada çok fazla astımlı insan var. Çok fazla alerjik insanlar var. Çok fazla bu tür kimyasallar sonucunda gelişen hastalık riski var. Bunları asla unutmamamız lazım. Ya biraz bu konuda titiz olmalıyız. Öyle ya, bocalama şeklinde her tarafı kimyasal. Zaten biz kimyasallıyoruz ama 3 gün sonra oraya biri dokunduğunda tekrar o yaşayacak. Tekrar mı kimyasallayacağız? Dolayısıyla daha hijyen, daha biyolojik şeylerle hijyenimizi sağlamalıyız. Bunun da en önemlisi sabundur yani. Sabunlu su. Evet, defneli bir sabunlu su. Defnenin de anti dezenfektan etkisi vardır. Yani defneli bir sabunlu su, sabunla biyolojik bir şekilde ellerimizi yıkamamız çok daha önemlidir. Çünkü bakın, sayımız çok fazla. Türkiye böyle, Çin var, diğer ülkeler var. Herkes kimyasal kullanırsa bu dünyanın suları çok kirlenecek. Yani akut bir şeyle uğraşırken kronik bazı hastalıklara da kapı açıyoruz. Bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, bir somutlaştıralım. Şöyle, şunun için söylüyorum. Mesela egzama olan arkadaşlarımız var. Birkaç hafta içerisinde ellerine o dezenfektanı sıka sıka herhalde faydalı hücreleri öldürüyor. Günde bir kere mi kullanacağız? İki kere mi kullanacağız? Ben nasıl uygulama yaptığımı anlatabilir miyim? Buyurun, buyurun. Eğer izin verirseniz. Sağ olun. Şimdi dediğim gibi ben biraz bu konularda belki de iyimserim. Yani tamam, çok dikkatliyim ama böyle panik havam, kötümser havam, buradan kurtulmayacağız şeklinde asla düşünmüyorum. Mutlaka kurtulacağız. Hatta bu bizim elimizde. O yüzden de rahatız. Çünkü bizim elimizde aslında. Yapacağımız tek şey hijyen. Ben şimdi panik yapsam her şeyden bana bulaşacağını, insanlar öyle oldular ki neredeyse kapı çaldığında virüs işte geldi, kapıyı çaldı, içeri girecek şekilde düşünmeye başladılar. O derece panik atak durumunda. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bakın ben ne yapıyorum? Dışarı çıkıyorum. Bakın ben şimdi üniversiteye geldim. Üniversiteye geldikten sonra hemen ellerimi yıkadım. Gerekli sürede ve şekilde.
ama sabunla. Ondan sonra oturdum. Şimdi işte yayın yapıyoruz. Şimdi ben eve gideceğim. Eve gittiğimde de yine aynı şekilde içeri girdikten sonra hiçbir yere temas etmeden ellerimi biyolojik bir şekilde yıkayacağım. Ondan sonra yapacak başka hiçbir şeye gerek yoktur. Ya bu kadar abartıp her dakika siz günde 5 defa alkolle elinizi silerseniz tabii ki egzama olacaksınız ve siz bu alkolü vücudunuza emiyorsunuz, ben size söyleyeyim. Sonuç olarak o da emilebilen bir molekül ve çok geçirgendir. Yani hemen hücre membranlarını geçebilme, vücuda girebilme özelliğine sahiptir. O yüzden yani günde 1-2'nin üzerine asla tutmamamız lazım. O da zorunlu olduğumuz takdirde. Yoksa onu da kullanmamıza gerek yoktur. Peki. Sayın Usta teşekkür ediyorum. Şimdi efendim şöyle, Twitter'a baktım. Bir anda en üstte hantavirüs diye bir şey gördüm. Kıymetli hocalarım dikkatinizi çekti mi? Çin'de hantavirüs. Hantavirüs diye bir şeyle ilgili de bir kişi hayatını kaybetmiş şimdi. Bir de böyle bir durum. Sayın Turgut gördünüz mü bilmiyorum ama. Şimdi hantavirüs de... Nedir? Hantavirüs de bir RNA virüsü. Yani şu anda... konuştuğumuz SARS, MERS, COVID-19, ondan sonra Nipah virüsü, Ebola virüsü, bunların hepsi bir kere RNA virüsü. 1994'te hantavirüsü 1994'ten beri biliyoruz. İşte SARS'ı 2003'ten beri biliyoruz. MERS'i 2012'den beri biliyoruz ve nihayet bunu biliyoruz. Bunlar RNA virüsü. Mehmet Akif Bey, RNA virüsleri tabii sıkıntı şunlar. Kainatta herkes hayatı için yarışır. Virüsler de kendi hayatları için yarışıyor. Nesillerini devam ettirmek için yarışıyor ve bunun için bir canlı hücreye ihtiyaçları var. İşte kimi zaman hayvanlara, kimi zaman insanlara. Bu dönemde de bize dadandılar, insanlara dadandılar ve bizim DNA'mızı kullanarak kendi RNA'larını çoğaltmak istiyorlar. Bu RNA virüsleri böyle değişik özellikleri olan ve dirençli olan, tip değiştiren virüsler. Hanta virüsler de o gruptan. Hanta insandan insana bulaşmıyor galiba, değil mi? Farelerden insana öyle. Kemirgenlerden bulaşıyor. Şeylerden daha çok, o da yarasalardan bulaşıyor. Mehmet Akif Bey. Ama insandan insana bir bulaşıcılığı yok. Herhalde böyle bir tehditle karşı karşıya şimdi... Nasıl bir tehdit diye karşı attık az önce, koronadan sonra acaba başka bir şey mi diye şimdi sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Böyle bir riski yok herhalde, değil mi? Bir rahatlatalım. Yani şimdi izleyici. Onların ara konağı da atlar mesela. Onların ara konakları şeyde, Hanta'da ara konakları yine var. Yarasalar var, ara konak. Yine inkübasyon periyotları var. Ben açıkçası insandan insana şey olduğunu şu anda... Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Sayın Kocatürk, var mı sizin buna dair? Sayın Ersoy, benim hantavirüsüyle ilgili 2 sene önce ciddi bir gündeme gelme olmuştu biliyorsunuz ama şu anda mevcut durumda öyle bir riskimiz yok. O nedenle gündemi başka bir şeye kaydırmak anlamlı değil diye düşünüyorum. Sosyal medyada şu anda TT olmuş hocam, o yüzden sordum. Yani herkes şu anda bir anda hantavirüs Çin'de çıktı yine. Çin'e, neden Çin'de bu arada bunların hepsi? Ya şimdi bütün bunların hepsi Ekvator kuşağındaki ılıman ülkelerde daha çok mutasyona uğruyor virüsler. O yüzden oralardan çıkması çok normal. Bir de daha çok taşıyıcılıkları... Şey oluşmaya başladı hayvan, çünkü yani antipatisi oluşmaya başladı. İnsanlar... Buyurun. Sürüngenlerden, yarasalardan daha çok bu tür virüsler oraları konak olarak kullanıyor. Ve Çin kıtlık zamanında... açlıktan önlemek için her şeyi yemiş ve onlar da yenilebildiğini görünce onların kültüründe var bu tür gıdaları tüketmek. O yüzden bu tür hastalıkların oradan kaynaklanıyor olması belki de normal diye düşünülebilir. Ben az evvelki konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Teyit etmek için sizden izin istemiştim. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte özel hastanelerin hasta sayıları da çok azaldı. Yaklaşık %20 civarında şu anda özel hastanelerin hastası. Hem bu sürecin nasıl geçirileceği hem de koronalı hastalara bundan sonra nasıl davranılacağı, ücret politikalarının ne olacağı ile ilgili özel hastaneler derneği ile Sayın Sağlık Bakanımızın bugün bir toplantısı varmış. Bu konular orada görüşülüp ve karara bağlanacakmış. Ona göre farklı tutumlar olabiliyor diye söylemiştiniz. Bazı başka hastanelerde, yani hastaneye değişiyor demiştiniz. Sanırım bunlar bu birkaç gün içerisinde netleşecektir. Peki, bu arada ben de, eğer müsaade ederseniz
Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama söylemek istediğim bazı mesajları iletmek isterim. Buyurun efendim. Şimdi gençlerin hastalığı yaydığını biliyoruz ve bu hastalık herkese çok ağır seyretmiyor. Yaklaşık 4 evrede bu hastalık seyrediyor. Özellikle evre 0 ve 1 denilen evrelerde çok semptom olmuyor. Hastanelere gitmeye gerektirir bir durum da olmuyor. Ama o sırada eğer hastalarsa etrafı da bulaştırabilirler. O nedenle yayının en başında belki de herkes kendini hasta gibi görmeli derken bunu anlatmak istedim. Yani mümkün olunca hijyen kurallarına dikkat edip sosyal mesafemizi koruyup kendimizde var olabilecek odası hastalığı da başkalarına yaymamamız, özellikle de riskli grup diye nitelendirdiğimiz 65 yaş üzerindeki kişileri yaymamamız lazım. Bu çok önemli. Ve unutmayın, bize bir şey olmaz demeyin. Ek hastalığı olmayan 50 yaş altındaki kişilerde de bu hastalık çoğun derece ciddiye gelişebilir. Yüzde olarak düşük de olsa kimin başına geliyorsa o %100 demektir. Ve ölümle de sonuçlanabileceğini, hatta akciğer fibrozisi gelişerek, iyileşen hastalarda da akciğer fibrozisi gelişerek solunum kapasitelerinin çok düşebileceğini de unutmamaları gerekir. Bana bir şey olmaz dememek lazım. İkinci olarak da bu kişiler genellikle süper bulaştırıcı oluyorlar. Oradan oraya, oradan başka hastaneye gidip de hastalığı da yaymaları ya da hasta değilken oradan hastalığı kapmaları da biraz evvel siz de söylemiştiniz. Çok odası ona dikkat etmek lazım. Bir başka evet. Şey, tabii ki korona çok önemli şu anda ülkemizin ve dünyanın gündemi ama bir taraftan da diğer olağan hastalıklarımız var ve bunların bazıları ertelenemez durumda. Bunların başında da acil hastalıklar ve kanser hastalıkları, özellikle de onkoloji hastaları hemen hemen sürekli her hafta hastaneye gidip tedavisini alıp hayatını sürdürmek zorunda olan bazı kronik hastalıklarımız var. Bunlar için de mutlaka özellikle de kamu fark etmiyor, bir hastanenin ayrılması lazım diye düşünüyorum. Hastanenin bir bölümünün ayrılmasının çok uygun olmayacağını düşünüyorum. Bazı hastanelerin evet. Bu hastaların tedavisinde rol verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunların da ciddi sayıda bu nedenle mağduriyete uğrayan kişiler var. Demin Mutlu Hoca söylemişti. Tedavilerine devam edebilirler ama korona hastanesine dönüştürülmüş bir hastanenin onkolojik hasta alması belki çok daha riskli olabilir. Bu nedenle özel hastanede bir şey söylemek istiyorum. Ben bir bitirmek isterim. Çok kısa toparlayalım sizinle. Sayın Kocatürk. Evet, çünkü evet, bir hasta için de ayrılmam gerekecek. Bir de Sayın Bakanımız dün akşam açıkladı sağ olsun, işte özellikle hekimlerin tavandan alacağını, yalnızca hekimlerin değil sağlık çalışanların da söyledi ama sağlık ve memurların, hemşirelerin tavandan dahi alsalar döner sermayeleri çok fazla fark etmiyor. O nedenle özellikle doktor dışındaki diğer sağlık çalışanlarının, hemşirelerin, sağlık memurlarının gelirlerinin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini peki. düşünüyorum. Peki, koşulda Sayın Kocatürk. İyileştirilmeli. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok daraldı vaktim. Hemen bir şey söyleyeceğim. Hanta'yla ilgili. Efendim? Hanta'yla ilgili değil de benim size sormak istediğim başka bir şey var ama çok daraldı vaktim. Önce şunu söyleyeyim. Kore'nin bir açıklama gelmiş yetkililerden. Kore'nin nüfusu 52 milyon, yapılan test 350 bin. İlk vaka 24 Ocak tarihindeydi diyor. Yani en çok test yapan ülkenin Kore olması üzerinden örneklendiriyoruz. Bir mukayese yapılacak olursa bizdeki ilk vaka 11 Mart. Önümüzdeki bir ay içerisinde 400 bin testi uygularsak nüfusumuzda oranla Kore'den çok daha fazla test yapmış olacağız. Karşılaştırmayı böyle değerlendirmek gerekir demiş bir Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili dostumuz. Şimdi Sayın Demiray, size şunu sorarak bitireyim. O da çünkü izleyicilerimiz de merak ediyordur. Dün İran'da 9 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti koronavirüsten. İtalya'daydı yanılmıyorsam 96 yaşında, özür dilerim. İtalya'da da 95 yaşında birisi iyileşti. Bu nedir? Ya tabii ki Mehmet Akif Bey, doğanın kuralı bu. Yani o çocuğun ek bir hastalığı olup olmadığını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Bir kere bu hastalık sadece akciğerlere en çok gidiyor ama aynı zamanda sinir sistemiyle de ilgili bir takım bulgular gündeme gelmeye başladı. Onun için yani hiç kimse kendini garanti altında görmesin. Yani ben 20 yaşındayım, ben 30 yaşındayım, ben 40 yaşındayım, bana bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Herkes çok ciddi şekilde bu hastalıktan korunmalı. Çok güzel haberler var gerçekten. Mesela Fransa'dan gelen ikili tedaviyle %100 iyileşen bir grup oldu. Ve yeni gelişen ilaçlar ve yeni tedaviye evet. yeni eklenenlerle çok başarılı sonuçlar oldu. Biz 100 yaşında iyileşenler, 90 yaşında iyileşenler ve genç ölümleri bu hastalıkta göreceğiz. Onun için önlemek çok önemli. Çünkü sizin bir takım kişisel özellikleriniz, genetik özellikleriniz, başka hastalıklarınız
bu hastalığın sizde çok daha tehlikeli seyretmesine neden olabilecektir. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim katkılarınız için. Mehmet Turgut çok teşekkürler. Celalettin Kocatürk teşekkür ediyorum efendim. Coşkun Usta ve Mutlu Demiray katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok muhtemelen konuşmaya da devam edeceğiz bu meseleleri. Biz manşeti burada noktalayacağız efendim. Yayınımız Ekonomide Görünüm'le devam edecek. Serdar Kuter birazdan karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.